Herkese merhaba. Yepyeni bir videoda karşınızdayız. Şu anda İngiltere Coventry'deyiz. Bugün ikinci günümüz. Bu kadar büyük bir parka ilk defa geldik. Şu anda her şeyimiz bir ilk burada. İşte ilk defa bir markete gidiyoruz. İlk defa işte ekmek alıyoruz. Ne bileyim yani ilk defa bir eve giriyoruz. İlk defa caddelerinde, sokaklarında dolaşıyoruz. Hepsi bizim için çok kıymetli tecrübe olduğunu düşünüyorum. Bugün de dedik ki bir parka çıkalım. Birkaç kişiyle görüştük. Var mı park falan, güzel parklar vardır. Önerdiğiniz bir yer var mı dedik. Bize nereye önerdiler Esra? War Memorial Park. Burada bayağı büyük bir parkmış buranın. Ve birçok insan var. Yani yaklaşık 2 gündür buradayız. Bu kadar insanı bir arada görmemiştik. Evet. Sokaklarda genel çok boş oluyor. İnsanlar olmuyor. Yani çok sakin bir kent. Parklarda birçok insan var. Koşuyorlar, yürüyüş yapıyorlar, bisiklete binenler var. Şimdi, şu an çok soğuk. Evet, şu anda da bayağı bir soğuk var. Bakmayın güneşin vurduğuna. Az çok rüzgarın estiğini de fark ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. En son Ankara Anlaşması'yla işte İngiltere'ye gideceğiz diye bir video çekmiştik. Hani dedik ki Türkiye'deyken bir tane video çekelim, paylaşalım. Güzel de oldu. Bayağı bir olumlu tepki aldık diyebiliriz. Sonra da insanlar tamam eyvallah gidiyorsunuz da bu Ankara Anlaşması nedir falan diye sordular. Evet Esra Hanım, bu Ankara Anlaşması nedir? Ben mi? Evet sen anlat birazcık, beraber bölüm bölüm anlatalım. Ankara Anlaşması aslında girişimcilik vizesi olarak adlandırılıyor. İşte biri üstünden başvuruyorsun, işte business plan vesaire birçok evrak var, onları hazırlıyorsun. Kabul alırsan oraya hani iş adamı niteliğinde gidiyorsun. Yanında gelen kişi de sana bağımlı, dependent olarak geliyor ve sigorta olarak çalışma hakkına sahip oluyor. Biz eşim üstünden başvurduk. Evet. Benim işte dijital pazarlama üzerinden biz başvurduk. Gerekli belgeleri hazırladık. İşte bu belgeler nedir? Hatırladığım kadarını anlatayım. Sonuçta bu arada ben hani bir danışman falan değilim. Bu işlerden çok anlayan birisi değilim. Biz sadece kendi yaşadığımız tecrübeyi paylaşıyoruz. Evet, sadece kendi tecrübemizi paylaşıyoruz. Çok farklı şeyler de var. Mesela bizim verdiğimiz belgeyi vermeyenler var falan, böyle farklı şeyler de var. Ya da bizim vermediklerimizi verenler var. Hani illa şart onları verin dediklerini, bizim vermediklerimiz var. Hani biraz değişiyor kişiye göre. O yüzden biz kendi tecrübemizi paylaşacağız. Hani %100 hani bu şekilde herkes yapacak diye bir şey yok. Herkesin hikayesi farklı oluyor. Evet. Önce ben gerekli belgelerimizi hazırladık. Zaten belgelerin çoğunu E-Devlet'ten alabiliyoruz. Farklı olarak referans mektupları var. Biz sanırım 4 ya da 5 yerden referans mektubu ayarladık. İngilizce olarak yazdırdık, imzalattık. Bunun yanı sıra işte neler yaptık? Banka hesap hareketlerini falan, son bir yıllık geçmişimizi falan gösterdik. Bu para kaynağını kanıtlamak evet. Önemli sanırım değil mesela mi? Mesela bazıları var şey yapıyorlar, mesela bir yıl önce hesabında para yok, birden koyduğun zaman kabul edilmiyormuş. Bu gibi durumlarda farklı yöntemlere başvuranlar var. Mesela bir arkadaşım şöyle yaptı, kardeşine kredi çektirdi, kardeşine o parayı kendisine hibe ettirdi. O şekilde mesela işlemini yaptı ve şu anda da İngiltere'de kendisi. Değişik yöntemler var buna benzer. Bunun yanı sıra işte bir klasik bir CV oluşturduk. İşte CV'nin yanı sıra bir portfolyo oluşturduk. Yaptığım işleri falan hepsini bir portfolyoda biriktirdik. Yani burada kuracağın şirkete dair bir tecrüben var mı? Bunu kanıtlaman gerekiyor aslında ve yapacağın işe dair bir sermaye göstermen gerekiyor. Evet. Yani bu vizenin ana şeyi bu. Ana... Ya bunun yanı sıra bir de şey var. Tabii ki en önemli şeylerden birisi de business plan. Bunda genelde, yani bu arada business plan açmışken konuyu, Ankara Anlaşması'na başvurmak tamamen ücretsiz. Piyasada bulunan işte danışmanlar, avukatlar falan bu işi ücretli olarak yapıyorlar. Bunların İngilizceye çevrilme olayı var. İşte business plan hazırlanması olayı var. Bir de biz başvurduğumuzda ne zamandı? Aralık ayında başvurduk biz. 30 Ocak'ta bitiyordu. Yani biz kendimiz bunu evrakları ayarlamaya çok vaktimiz yoktu. Evet. Gerçi şimdi uzatıldı ama biz vakit sıkışık olduğu için profesyonel biriyle çalışma ihtiyacı duyduk. Yanlış hatırlamıyorsam 2020'nin Aralık ayına kadar uzatıldı. Evet. Ankara Anlaşması. Bunun yanı sıra işte bu belgeleri topladık. Hepsi ayarlandı. Sonra başvuru online olarak yapıldı. İşte bir randevu aldık. TLS Kontakt mıydı? Evet.
bir randevu aldık. Randevuyu aldıktan sonra da beklemeye başladık. 17 Aralık'taydı randevumuz. Randevuya gittiğinde de işte parmak izi veriyorsun. Belge olarak da pasaportunu veriyorsun. O şekilde. Şey zaten yok bu arada. Online yüklediğin için evraklarını orada yanında ekstra bir evrak götürmüyorsun. Biz online yüklemiştik. Hani yanında da götürüp teslim edebiliyorsun. Başvururken bu arada Ankara Anlaşması'nda dil istenmiyor. Evet, dil şartı yok. O çok güzel. Ve görüşmede mülakat yapılmıyor. Bu da önemli bence. Mülakat genelde bizim en çok korktuğumuz şeylerden bir tanesidir. Herhangi bir mülakat yok. Parmak izi verdik. Kameraya işte adımızı soyadımızı söyledik. Ondan sonra da çıktık. Pasaportları teslim ettik. Çıktık. Sonra beklemeye başladık. Normalde 15 iş günü içerisinde sonucu alabiliyormuşsun ama bizim araya Christmas tatili girdi ve bu 30 Ocak'ta biteceği için çok fazla birikmiş dosya, yığılmış dosya olmuş. O yüzden biz çok fazla bekledik. Evet. Şubat'ın 6'sında sonuçlandı bizimki. Yani 17 Aralık'ta başvurduk, 6 Şubat'ta sonuç aldık. Bir de şöyle bir zorluk var bence. Şimdi hazırlanıyorsun, her şeyi hazırlıyorsun. Sonuç açıklandıktan sonra olumlu olduğu takdirde bir ay içerisinde gitmen gerekiyor. Bir ay içerisinde evi toplaman gerekiyor, iş yerinle ilişkini kesmen gerekiyor, bir sürü tanıdıkla, eşle, dostla görüşmen gerekiyor falan. Bunlar bayağı bir zorladı bizi. Bayağı sitem eden insanlar oldu. Evet, görüşmeyen hani var mı? Son dakika söyledi. Şeklinde. Biz mesela ailelerimiz dışında kimseye söylememiştik. Hani sonuçta red alabilirdik. %50 ihtimaldi. Böyle çıkınca da bir ay vakit vardı. Birden insanlara söyleyip böyle biz gidiyoruz deyince biraz sistemle karşılaştık. Evet. Ama çok şükür oldu. Herkesle de görüşebildik. Görüşemediklerimizle aradık. Hallerini, hatırlarını sorduk. Helallik istedik. Güzel bir şekilde Türkiye'deki sayfamızı kapattık bir nevi. Şimdi... Aslında bir ayda yetiyor insana. Biz mesela kirada oturuyorduk. Hani o kiradaki evimizin eşyalarını toparladık. İşte ev sahibine teslim ettik vesaire. Faturaları kapattırdık. Hani yetiyor süre. Planlı gittiğin zaman her şeyi yetiştirebiliyorsun. Evet.